İrfan Galip. Kadın düşmanı makaleleriyle ünlü bir kalem efendisi. Yıl 1910. İstanbul. Haley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı söylentileri almış yürümüş. Herkes korku içinde. İrfan Galip mahallesinin kadınlarını toplayıp onlara kuyruklu yıldız konusunda bir konferans verir. Ancak konferansı dinlemeye gelen bir kadın, İrfan Galip'in hayatını allak bullak edecektir. İrfan Bey. İrfan Bey. Sizi bir hanım arıyor beyim. Sizi bir hanım arıyor dedim. Ne bakıyorsunuz öyle suratıma? Sizi bir hanım arıyor dışarıda. Şey... Kim? Kimmiş? Beni mi? La havle. Ne bileyim ben. Dışarıda bir hanım. Bilmiyorum. Bir hanım arıyormuş. Hadi İrfan, bekletme misafirini hadi. Hadi. Buyurun efendim. Bir şey mi arzu etmiştiniz? Ben Deniz İrfan Galip. Bu ne? Bu mektup. Bu mektup ne? Siz kimsiniz? Beyefendi, bu mektubu okuyunca şaşıracaksınız biliyorum. Ama lütfen kızmayın bana. Büyük korkumu sizden başka kimselerle paylaşamazdım. O yüzden size yazmak cüretini gösteriyorum. Ben antikalıklara meraklı bir kızım. Kızım. Ben antikalıklara meraklı bir kızım. Kime... Ne o, gidiyor musun? Evet, çok acele bir işim çıktı da. Kimmiş o hanım? Kim? Hangi hanım? Koridordaki. Ah şeymiş, Hilali Ahmer'e ihanet topluyormuş. Koridorda. Gizli gizli. Evet. Evet. Beyefendi, kuyruğu içinden geçeceğimiz haber verilen Haley Yıldızı beni meraktan öldürüyor. Ama bu merakımı sırf büyük bir korkudan ileri geliyor sanmayınız. Merakım çoğu zaman korkuma galebe çalıyor. Garip bir kızım ben. Spor delisiyim. Ne yapayım ki, Allah beni kadın yaratmış. Dağlara çıkan, Mısır'da piramitleri gezen, balonla uçan o kadınları gazetelerde okudukça ne kadar imreniyorum bir bilseniz. Bütün dertlerimi bu mektupta size anlatmak istemem. Belki sonra hafifliğime hükmedersiniz. Evde piyanom, udum, nakış makinem var. Ama bazen o kadar sıkılırım ki hepsini pencereden atasım gelir. Sokağa çıkmama bile izin vermiyorlar. Ben de bir çare buldum. Evimizin terasına çıkıyorum. Oradan yıldızlara bakıyorum. Günü geldiğinde burası bana Haley yıldızını incelemek için bir observatuvar yerine geçecek. Ben de astronomiye en az sizin kadar meraklıyım.
Size bu mektubu yazmakla gösterdiğim cesareti bir siz bilmelisiniz, bir de ben. Eğer duyarlarsa annem babam çok kızarlar. Gazetelerde kadınlar aleyhindeki makalelerinizi gördüm. İşte kadın düşmanı bir bey dedim. Mektubu yazmaya cesaret ettim. Beni bir kadın değil, kendiniz gibi bir erkek farz etmenizi rica ederim. Öylelikle dost olabiliriz. Birinci konferansınızı dinledim. İkinciye de gelmeye çalışacağım. Ama şimdiden sizden Haley hakkında bilgi rica ediyorum. Bu mektubu getiren kadın yarın cevap almaya gelecektir. Sizden büyük ama çok büyük bir ricam var. Benim kim olduğumu araştırmaya kalkmayınız. Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı. Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı. Kadın doğduğuna üzgün bir zavallı. Hanımefendi, hakkımda gösterdiğiniz teveccühe layık olmak için yazacak söz bulamıyorum. Bendenizi ne acayip, ne güç ama ne mutlu bir hale düşürdünüz. Şu anda gönlümden taşanların hepsini yazsam... Olamaz. Olmaz. Çünkü pek ileri varmış, müsaadenizi kötüye kullanmış, birbirimizi görmeden aramızda açılan bu mutluluk penceresini... Daha ilk adımda kapatmış olurum. İşte bakınız ağlıyor. Niçin? Bugüne kadar hiçbir kadın tarafından acıları sorulmaya tenezzül edilmeyen bu zavallı kalbimde ateş almaya elverişli, birikmiş öyle bir sevme cevheri var ki işte bilmeden siz ona dokundunuz. Bu sevme tabirini affet. Kabahat bende değil. Bu coşan ben değilim. Aşktır, tabiattır. İrfan? İrfan? Ne oldu oğlum? İrfan! İrfan! Bir şey mi oldu oğlum? Bir şeyim yok anneciğim. Bir şey yok anneciğim. Siz merak etmeyin. Ağlıyorsun zannettim oğlum. Ben mi? Yok anneciğim. Öksürdüm sadece. Sadece öksürdüm. Siz istirahat edin. İstirahat buyurun. Recai! Recai! İrfan, hayrola bir şey mi oldu? Ah, gel Recai'cim, dolaşalım, yürüyelim, baharın kokusunu göğsümüze çekelim. Ne diyorsun, dur canım. Gel gel, içime dur. Sığmıyor. Öyle mesudum ki, her şey bir mektupla başladı. Ah, bir mektupla. İrfancığım, kardeşim dur. Gel, dur hadi, kardeşim. Gel. Ya dur, üstümü değiştireyim. Gir içeri hele, gir. Oh. Gir şöyle. Oh. Tövbe tövbe. Hadi artık anlat. Ne oldu İrfan? Neyin var senin? Hadi anlat be kardeşim. Ah dostum, bilemezsin. Tövbe estağfurullah. Anlatmazsan bilemem tabii. Hadi söyle, ne var? Ne oldu? Her şey bir mektupla başladı. Ne mektup? Bu mektup. Kara bulutları yırtıp yeryüzüne süzülen bir güneş ışığı gibi kalbime aktı. Beni baş döndürücü bir hızla dönen bir mutluluk girdabına attı. Bu mektup mu? Kim yazmış? Ne yazmış? Okusana birader. O kadın. Kim o kadın? Sevgilim. Ayşe'nin bir sevgilin mi vardı? Artık var. Artık benim de bir sevgilim var. Bu mektup bugün geldi. O kadın mı getirmiş? Evet. O iyilik perisi getirdi. Ne yazıyormuş mektupta peki? Bir genç kızın safiyetini halel getirmeden, yüzsüzlük çirkefine düşmeden yazabileceği her şey. Yani üstü kapalı bir aşk mektubu. Ah dostum, benden Haley kuyruklu yıldız hakkında bilgi istiyor. Ve böylece küçük hanım seni sevdiğini mi ima etmiş oluyor? Evet, evet. Peki kimmiş bu hanım?
kadın doğduğuna üzgün bir zavallı. Adı kadın doğduğuna üzgün bir zavallı mı? Mektubunu öyle imzalamış. Peki sen tanıyor musun bu hanımı? Hayır. Daha o mutluluğa erişemedi. Ne e'si? Ne kadar ruhsuz bir adamsın Recai. Mektubu alır almaz kalbim o ana kadar tatmamış olduğum ne sevinçlerle ne mutluluklarla doldu. Hemen cevap yazdım. Dinle, dinle dostum. Kurak ruhumdan ne satırlar çağladı. Mektubunuzda gösterdiğiniz saflığa aynen saflıkla cevap vereceğim. Şimdiye kadar hiç sevilmedim. Çok özendim. Gençlerin gönüllerini saadetle dolduran sevda perisi benim gönlümde hiçbir vakit gerçek bir şekilde belirmedi. Bu hisler için o kadar yoruldum ki aşkı inkar edecek bir hale geldim. Ama siz onu işte şimdi gönlümde bir anda yaktınız, alevlendirdiniz. Falan filan. Burada onu nasıl tahayyül ettiğimi anlatıyorum. Kimliğinizi araştırmamı istemiyorsunuz. Kimliğini araştırmamı istemiyor. İşte bendeniz de bu noktada susuyorum. Emrinizi yerine getirmeye de söz veriyorum. Araştırmayacaksın yani. Hayır, hayır. O küstahlığı yapmayacağım. Kim olduğunu bilmeyeceksin. Evet, hayır. Evet mi, hayır mı? Hayır tabii. Bana öyle emrediyor. Nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Yani bu aşk diyorum. Nasıl olacak? Kerem'le Aslı gibi. Tahir'le Zühre gibi dostum. Dillere destan bir aşk olacak bu. Masal gibi bir aşk. Bak bak mektubu nasıl bitirdim. Şu mektupta kullandığım dil serbestliğinden üzüldünüz ve alındınız. Affınızı dilerim. Sözlerinizden o kadar büyülendim ki cevabım da duygularımı gizlemeye, ihtiyatlı olmaya gücüm yetmedi. Zihnimden, gönlümden kopan taşkınlıkları olduğu gibi kağıda geçirdim. İşte şimdi gene zihnimde, gönlümde, dilimde, kalemimin ucunda taşmaya hazır bir cümle var. Yazmadan duramayacağım. Gökyüzünü sizinle gözetlemek üzere beraber bulunmak mutluluğuna erişmeyi diliyorum. İrfan Galip. Şey olmuş da, güzel olmuş da ben tam anlayamadım. Şimdi sen bu hanımı tanımıyorsun. O sana bir mektup yazıp ilana aşk ediyor. Böyle saf, temiz bir genç hanım ilk mektubunda ilana aşk eder mi Recai? Vallahi çocuk gibisin, tam tersi, tam tersi. Ama sen onun seni sevdiğini anlıyorsun. Yani sana öyle geliyor. Evet, evet. Ve bu mektubu yazıyorsun. Evet, evet. Biraz acele etmiyor musun dostum? Acele mi? Ne acelesi? Yarın sabaha nasıl edeceğimi bilemiyorum Recai. Ama yüzünü bile görmemişsin bu hanımın. Ya çirkin bir şeyse? Olamaz. Bu duygulu satırlar çirkin bir insanın kaleminden dökülemez. Belki. Yani olabilir. Ama bu kadar acele etmesen. Hani bir süre yazışsanız, bir denk düşürüp bu hanımla bir görüşseniz filan. Daha ilk mektubunda bir evlenme teklif etmediğin kalmış birader. Edecektim Recai. Edecektim de korktum. Bunu bir küstahlık olarak yorumlamasından, mektuplarını kesmesinden korktum. Kalk hadi. Benim de. Su getireyim mi? İster misin? Yok, hayır. Hayır, istemem. İşte böyle ses çıkacak. İyi. İşareti biliyorsun. Zili çalınca. Ben de masayı devireceğim. Evet. Hanımların ödünü patlatacağız. Tamam mı Rüstem Efendi? Bitiyor beyim. Ben işaret verince sen de maytapları tutuşturacaksın. Tamam efendim, tamam. Aman dikkat ete, dikkat. Siz hiç merak buyurmayın efendim. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş gördük. Evet. Geçen konferansımızda müthiş planın yeryüzüne düşmesine 9 saat kala Bekir'i iskeleye bir sandal almaya göndermiştim. Sözümüz de orada kesilmişti. Oh.
buraya indirin. Buraya mı? Evet, buraya. Bir yanlışlık neyin olmasın? Bana evimi mi öğreteceksin be adam? Buraya indireceksiniz. Yani şimdi buraya mı indireceğiz gayı? La havle ve la. Evet, buraya indireceksiniz. Ne olacak? Ne olacak? Yani bu kayık burada ne olacak? Yahu sana ne be adam? Sen indirsene kayığı. Yok arkadaş, olmaz. Ne olmaz kardeşim? Neden olmaz? Bak beyim, bu kayığın yüzmesi için su gerek, su. Yok canım. Burada kuyu bilem yok. Sana ne be adam? Sana ne? Sana tamam, ne? Tamam tamam. Ne bağırıyorsun? Tamam. Hadi in aşağı. İn. Heh, in. Şöyle. Hadi. İn. Sen de hadi. Tut. Kaldır. Kaldır. Dışarıda gürültüler duyunca Bekir'in kayığı getirdiğini anladım. Biraz sonra paldır küldür içeri. Beyefendi, beyefendi. Ne oldu Bekir? Kayığı aldım beyim. Ama görecektiniz neler çektim. O gazetede okuduğunuz yangın Karadeniz'e yayılmış. İskeleye biraz daha geç kalsaydım satılık kayık bulamayacaktım. Frengin bir tanesi kayık, sandal, ne bulursa çürük çarık demeden satın aldı. Şirketin en eski vapurları bile satılmış beyim. Bekir'in açık gözlüğü sayesinde elimize bir sandal geçirmiş olduğumuza şükrederken sokaktan bir gürültü koptu. İlave! Koş Bekir, bir gazete al. Başla. Ay, aman. Ayol nereye gidiyor bu böyle paldır kuyruk? Gazete almaya anneciğim. Siz buyurun. Hane halkı hep benim odama doluşmuşlardı. Hepsinin yüzleri sapsarı, titreyip duruyorlardı. Annem, dadım, yengem, hizmetçim. Bir an için kendi korkumu unutup onlara acıdım. Buyurun beyefendi. Sesli oku oğlum, biz de duyalım. Hale'in kuyruğuna girmemize pek az bir zaman kaldı. Ama bu olayın gerçekleşmesinden önce yeryüzünün hemen üçte birine yakın kısmında hayat toptan sönecektir. Doğuda başlayan yangın birkaç saat sonra batıdan başlayacak su taşmasıyla kavuşacak. Suyun ateşi söndüreceği tahmin ediliyor. Ama Atlas Okyanusu'nun o korkunç saldırısına uğrayan kıtalardan hayır kalmayacaktır. Suyla ateş Viyana hizalarında birbirlerini bulacaklardır. Beyefendi, İstanbul ne olacak? Evet, ne olacak? İstanbul kavuşma çizgisinin epey doğusunda kalıyor. Demek kavrulacağız. Rüyamda öyle gördüm efendim. Ateşte yanmaktansa suyu tercih ederim. Ne haklar edip duruyorsunuz? Kim kavrulacak? Üstünüzde yorduğunuz şeylere bakın. Aman sus, ağzından yel alsın. Telaş etmeyin Emet Hanımcığım. Beyefendinin anlattıkları hep rüya, rüya. Aa, fesübhanallah. Bu nasıl rüya? Hiç böyle anhasıyla minhasıyla rüya mı olur? Keşke hiç gelmeseydim. İçim fena oldu. Hanımlar, eğer izin verirseniz rüyamı anlatmaya devam edeceğim. Et çocuğum, et. Avrupa ajanslarından arkası kesilmeden gelen telgraflar, İstanbul gazetelerinin çıkardıkları ilaveler, felaket anının yaklaştığını herkese duyuruyordu. Sokaklardan gelen yaz iniltileri, işitilmesi yürekler götürmez bir dereceyi buldu. Artık birbirimize avutucu sözler söylemenin tesirsiz olduğunu anladık. Birdenbire ortalık kararmaya başladı. Bu vakitsiz karanlığa ne anlam vereceğimizi bilmezken, Bekir elinde son çıkan gazetelerle kapıdan içeri daldı. Beyim, şimdi aldım. Şunu bir okuyuver. Yangınla su taşmasının birleşeceği noktanın hesabında yanlışlık yapıldığı anlaşıldı. Yeni hesaplara göre yangının varışından çok önce İstanbul su altında kalmış olacaktır. Ey vatan evlatları! Bu büyük dakikada birbirimize samimiyetle sarılarak Allah'ın huzuruna barışık gidelim. Hep kusurlarımızı itiraf ederek birbirimizden af dileyelim. Hadi kucaklaşalım, öpüşelim. Çünkü bir saatten ziyade ömrümüz yoktur. Evin içinde samimi bir kucaklaşma, bir ateşli sarmaş dolaştır başladı. Herkes birbiri aleyhinde gizliden gizliye reva gördüğü kötü sözleri, yalancılığı, kötü muameleyi, fena niyetleri birbirine açıklayarak birbirinden af diliyordu. Dadım hizmetçimizle kucak kucağa ağlıyordu.
Bir dakika bile kavga etmeden duramayan yengemle annem ağlayarak sevgiyle birbirlerinin kucağına atıldığını şaşkınlıkla gördüm. Hakkını helal. Helal olsun. Hakkını helal. Helal olsun. Helal olsun. Hakkını helal et Bekir Bey. Helal olsun. Bekir kardeşim, 5 yıldır size verdiğim sütlere hep su kattım. Evde hastanız olup da okkasına fazla para verip hali süt istediğiniz zaman bile yaptım bunu. Yoğurtlarım da hep iyilenildi. Beni affet. Hakkını helal et. Helal olsun. Canım kardeşim, helal olsun. Ben de sana kaç defa eksik para vermiştim. Helal olsun. Bekir Bey, kıvırcık diye hep keçi eti verdim size. Tartıda hep yarı yarıya aldatırdım. Hakkınızı helal et. Benden ya da helal olsun. Helal olsun. Ah, ya benim size verdiğim hileli yağlar, kırmızı bibere karıştırdığım kiremit tozları, tartıda yaptığım hileler. Affedin ne olur. Helal hakkınızı olsun, helal, helal edin. Olsun, helal olsun. Helal olsun. Hadi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Hadi bakalım, bir şey kalmadı. Sandala yerleşelim. Hesaplarda 5-10 dakika yanılmış olabilirler. Annem, yengem, dadım çarşaflandılar. Hemen meydana birçok bohça çıkardılar. Bahçede bir koşuşturmadır gidiyordu. Anne! Anne ne yapıyorsun? Bu kadar eşya sandala sığmaz. Şaşırdınız mı siz? Sağ kalırsak hepsi lazım. Sonra üşürüz. Eşyaları sandala yerleştirdiler. Kedimiz Aslan'la köpeğimiz Jolly'yi de bırakmaya razı olmadılar. Sandal ağzına kadar tıklım tıklım doldu. Ah kanaryam, ah kanaryam. O sarı mini kanaryamı nasıl bırakabilirim? Bırakamam asla, bırakamam. Bırakmam kanaryayı, bu sabah ne güzel de ötüyordu. Diye haykırıp kanaryayı getirdi. Onu da sandalın içinde boş bulduğumuz bir yere yerleştirdik. Sanki eğlenceye gidiyor gibi sepetlerle yiyecek almıştık. Bir çuval ekmek çoktan sandala yerleştirilmişti bile. Umumi kardeşlik ilan edildiğinden haberi olmayan hain kedimiz Aslan, kanaryayı kötü kötü süzüyordu. Aman, kahve takımını aldınız mı? Nereye gidersem gidelim kahvesiz yapamam, başım tutar. Aman onu da alalım, bunu da alalım derken sandalın içinde kıpırdayacak yer kalmamıştı. Bir küreye ben, bir küreye de emektar Bekir geçtik. O korkunç anı bekliyoruz. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Hepsinin gözleri bende. Benim gözümde saatte. Bir an cebimden çıkarıp saatime baktım. Allah'ım. Saniyeler nasıl da birbirini kovalıyor. Of. Sonumuz gelmişti işte. Gözlerimi yumdum. Kendimi ecele bıraktım. İşte bitti. Kıyameti andıran bir gürleyiş koptu. Yer gök birbirine giriyor. Hanımlar! Hanımlar, bir dakika. Bir dakika, paniğe kapılmayın. Bir dakika. Hanımlar, ne yapıyorsunuz? Yapmayın, birbirinizi ezeceksiniz. Anne, yapmayın. Lütfen, lütfen ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Bir dakika. Hanımlar, bu bir şaka. Ben şaka yaptım.
Bu anlattıklarım rüya. Lütfen. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Lütfen. Bakın. Bu anlattıklarım rüya. Ah bu nasıl rüyamış, tarumar etti. Ay. Evin camı çerçevesi hala zangır zangır titriyor. Hayatım. Allah'a çok şükür bu da geçti. Ay. Mübarek çarptı gitti değil mi? Ay. Allah bir daha göstermesin. Yavrum pek korktu. Korkma yavrum, korkma. Bedriye koş yavrum, pencereden bak. Benim ev yerinde duruyor. Korkma, korkma. Ah, korkma kızım, korkma. Merak etme Mehmet Hanımcığım. Duruyor, duruyor. Ah. Hiçbir eksiği yok mu? Hiçbir eksiği yok. Takımıyla duruyor. Pencereye astığın göz sirkesi şişesi bile yerinden kımıldamamış. Oh elhamdülillah. Çok şükür sana yarabbim. Ya. Yuvamız yıkılırsa bir daha nereden yaptıracağız? Ya. Kolay mı yavrum? Kolay mı? Hasan efendi beni arayan oldu mu? Yok beyim. Bu saatte kim arayacak? Peki ben odamdayım. Arayan olursa haber ver. Peki beyim. Tamam. Ne o? Marif Nazırı'nı mı bekliyordun? Öyle çakı gibi fırladın. Sen miydin Recai? Evet benim. Beyefendimiz pek memnun kalmadılar galiba. Cevap bekliyorum Recai, cevap. Verdim ya işte, benim. Hayır, o hanımdan cevap bekliyorum. Ha, şu görmediğin sevgilinden. Evet, evet. Gelir gelir, merak etme. Birazdan görünür kara çarşaflı postacımız. Nasıl gidiyor işler? Kötü Recai'cim, bu hanım beni deli edecek. Aklımı kaybedeceğim. Allah saklasın. Ne oldu anlat hele. Küçük hanıma ne mektuplar yazdım. Ne diller döktüm. Nasıl yalvardım faydasız. Aklını haleyle bozmuş. Tövbe, hale, hale, tövbe, hale. Tövbe haleye de. Kadar taş düşecek başımıza. Tövbe. Sus. Allah saklasın. Sonunda sert bir mektup döşendim ben de. Heh, ya ortaya çık ya da mektupları kestin. Ya benimle evlenirsin ya da kendimi öldürürüm dedim. Evlenme mi teklif ettin? Delisin sen. Deliyim. Evet ben deliyim. Saçmalama. Kendine gel. İrfan. İrfan. İrfan diyorum. Sonra konuşuruz. Selam. Selam. Bu mektubu İrfan Beyefendi'ye verebilir misiniz acaba? Bir dakika, kendisine haber vereyim. Lüzumu yok efendim. Mektubu veriniz kafi. İrfan Bey. O mu geldi? He, şu mektubu bıraktı. Ah, ver, versene be adam. Annem nerede? Ne var oğlum? Hayırdır inşallah. Evet dedi anne, evet dedi. Ne dedi? Evet dedi, evet dedi, evet dedi. Kim dedi oğlum? Feriha Hanım, anneciğim. Müstakbel geliniz. Feriha, bak, bak işte mektup. Hemen gidip isteyeceksiniz onu. Hadi hala duruyorsunuz. Çabuk çarşaf lan kalpa. Kız istemeye gidiyorsunuz, kız. Beyefendi. Benim evlenme meselesini bir felaket ve esirlik saydığımı bildiğiniz halde, madem ki bu eziyetime katlanmak istiyorsunuz, şu büyük cesaretinizden dolayı bendeniz de sizi bu işkenceye layık görüyorum. Evimiz Sultanahmet semtindedir. Ali Rıza Beyler diye sorulursa herkes tanır. Annenizi gönderiniz. Beni görsün, adet yerini bulsun. Feriha Davut. Feriha Davut. Feriha Davut. Not. Lakin bir şartım var. Gerdeğin, yıldızın dokunma tehlikesi olan gecede eğer felaketi savuşturmak kabil olursa ondan sonra yerine getirilmesini rica ediyorum. Felaket saati geçmedikçe duamı açmamanız
bu şartın gereklerinden sayılacaktır. Feriha. Peki küçük hanım. Ona da peki. Ne oldu anne, ne oldu? Aa, azıcık soluklanalım oğlum, izin ver. Bırak soluklanmayı, anlat ne oldu? Ne olacak? Gittik istedik işte. Suratın niye asık? Büyük sözüme tövbe. Ben öyle kız hekimi tavırlı, çok bilmiş bir kızı oğluma alamam. Anne nesi var? Pek mi çirkin? İki elim yanıma gelecek. Ne yalan söyleyeyim, çirkin değil. Ama alımı yok. Soğuk, çiğ güzel. Ne demek çiğ güzel? Ne bileyim işte, öyle derler, ben de söylüyorum. Öyle söylüyorum da olmaz. Kusuru neresindeyse haber ver. Ay, Allah övmüş yaratmış, kusuru yok. Boyu, bosu, kaşı, gözü, rengi, gür saçları. Allah için sevimli. Hepsi yerinde. Öyleyse? Oğlum o kız bize gelmez işte, o kadar. Daha fazla söyletme beni. Anne, beni meraktan öldüreceksin. Ne gördün ne duyduysa mutlaka söylemelisin. Anlatsana hadi. Yavrum, İrfan o terbiyede öyle serbest bir kız bize yaramaz. Nesi var? Ne yaptı canım? Niçin söylemiyorsun? Ne yapacak? Dinle bak. Evlerini bulduk. Konak yavrusu, temiz, bak be. Bizi gayet alafranga, güzel döşenmiş bir odaya aldılar. Biraz sonra ev kıyafetiyle yanımıza taze bir kız geldi. Ev kıyafeti ama gene şık. Başladı bizimle konuşmaya. Erkek gibi, usturuplu. Gayet güzel lakırdı söyledi. Besbelli. Bize çıkacak kızın kardeşi olmalı dedi. Çok geçmedi kendisini tanıttı. Ne dese beğenirsin. Efendim, görmeye geldiğiniz kız bendenizim. Annem de şimdi gelecek demez mi? Şaşıra kaldım. Hey esirge yarabbim. Böyle anasından önce görücülerin yanına çıkan kız görülmüş mü? Dünyada işitilmiş şey değil. İrfan, gel. Vazgeçelim şu işten. Vazgeçmek mi? Şaşırdın mı sen anne? Ben o kızın uğruna uykularımdan olmuşum. Sen vazgeçelim diyorsun. Bu iş olacak. Bir de şartı varmış galiba. Beyefendi bilirler dedi. Böyle şartta şurtta evlilik mi olurmuş? Anneciğim. Ne demişler? Almak da hak, bırakmak da. Bu işin sonu Çapanoğlu çıkarsa bırakıveririm vesselam. Bana o mektupları yazan kızla birkaç gece beraber kalayım de isterse sonra kıyametler kopsun. Sen bilirsin evladım. Ama şu şartı söyle ne olursun, çatlayacağım meraktan. Perşembe gecesi güve girilecek anneciğim. Hale'in bize çarpacağı sanılan gece yani. Küçük hanımın şartı bu. Da benim çifte kumrularım, maşallah maşallah. Tü. İkiniz bir yastıkta kocayın inşallah. Şom ağızlılar bu gece yıldız çarpacak diyorlar. Biz epey gün gördük. Kendi ölümüme acımam. Ama siz civanların murat alıp murat vermeden bu dünyaya bir şey olursa işte ona yanarım. Şarta uyarak ve yüksek affınıza sığınarak çekiliyorum.
Biraz sonra Hale'yi zehirli eteğinin ışıklarını yeryüzüne sererken huzurunuza çıkmak şerefine erişeceğim. Vah İrfan'ım, vah yavrum. Kendi kendine için sıkılıyor galiba. Kocasının yanına gelmek için böyle uğurlu bir saat bekleyen gelin de hiç görmedim. Ama merak etme. Nasıl olsa onu artık nikahın altına aldın. Bir kere kapana girdi, o iş bitti. Bırakın bu sözleri Emet Hanım. Ortalıkta bir kuyruklu telaşıdır gidiyor. Bir takım halk parayla bin bir diriye girmişler. Evlerinde mahzenleri, hamamları bulunanlar saklanmışlar. Ayol Galata Tüneli'ne bile doluşmuşlar diyorlar. Bu konağın da hamamı var. Kaynanan hanım karar vermiş. Çarpma zamanı gelince hepimiz oraya gireceğiz. Biz de mi hamama gireceğiz? Gerdek orada mı olacak? Hayır. Senin şımarık hanımın ben hamama girmem. Biz beyle yukarıdan yıldızlara bakacağız demiş. Giriniz. Efendim, zehirlenme zamanı geldi. İşte nefes alma güçlüğü başladı. Ruhumun bütün damarlarımdan acı bir veda içinde çekildiğini hisseder gibi oluyorum. Allah aşkına artık yüzünüzü açınız. Hepimiz ölüyoruz. İlk huriyi bari cennete varmadan önce dünyada göreyim. Evet efendim. Kendisini görmeden mektuplarından aşık olduğunuz o kız bendenizdir. Şimdi söyleyiniz. Kendisini görmeden, sorup soruşturmadan böyle bir kızla evlenmek cesaretini nasıl gösterebildiniz? Ben mektuplarınızı okuyarak ruh halinizi keşfettiğime inanmıştım. Sizin fena bir insan olmanız mümkün değildi. Hepsi bu kadar. Hayır. Bu sözleriniz samimi duygularınızı anlatmıyor. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim de işin aslına uymazsa siz reddedin. Anladığıma göre siz insan ruhunu iyi tanımıyorsunuz. Mektuplarımda ısrarla belirtmeye çalıştığım çirkinliğime hiç inanmadınız. Ve şairce bir zaafa düşerek tanımadan mektuplaştığınız bu kadınla bir kere evlenmeye karar verdiniz. Yenildiğiniz bu zaaftan size ne zarar gelebilirdi? Büyük bir şey değil, biraz masraf. Geçinebilirsem ne âlâ. Geçinemediğim takdirde boş ol diyiveririm ve selam. Almak da hak, bırakmak da dediniz. Evet, böyle dediniz. Evlenmemiz birkaç sebepten doğma. Bunların başlıcası, evlenme konusunda memleketimizdeki adetleri ikimizin de tenkit etmesidir. Siz mektuplarımı okuyunca, işte biraz söz anlatabilecek bir kız dediniz. Bendeniz de sizi görüp konferansınızı dinleyince, işte fikrime yakın bir bey diye düşündüm. Ve sizin sabah kalkınca tabakasıyla ağızlığını entaresinin ön cebine koyarak çapaklarını mahalle kahvesinde ovalayan güruhtan olmadığınıza sevindim. Ben çocukluk hayatımı elden geldiği kadar uzatmak için evlenmeyi boyuna geri atmak istiyordum. Bunu yapabilirdim de. Ama bundan tamamıyla kurtulmam mümkün değildi. Nihayet annem ve babam beni kendi seçtikleri bir kocaya vereceklerdi.
Sizinle evlenmek, affedersiniz, bence felaketlerin en ucuzu gibi göründü. Sizin ilginizi çekebilmenin tek yoluysa o mektupları yazmaktı. Böylece hem merakınızı uyandırmış hem de romantik bir insan olup olmadığınızı sınamış olacaktı. Ben o mektupları yazdım, siz de beni görmeden evlenmeye razı oldunuz. Sanırım ki yaptıklarımızdaki delilik bakımından ödeştik. Tam birbirimize layık karı koca olduğumuzu ispat ettik. Allah sonunu hayırlı getirsin. Aman ya Rabbi. Hiç böyle balkonda dam üstünde gerdek görmedim. Hep gelin söylüyor, oğlan dinliyor. Eskiden güveyler gelinleri söyletmek için saatlerce yalvarırlardı da gelin gene de ağzını açmazdı. Ben hacı babanıza 3 gün lakırdı etmeye utandım. Adımı sordu da dilim tutuldu. Ay bir türlü emeti diyemedim. Biz ne alıkmışız meğer. Yosmal Hanım, ortalık ağırdı. Siz hala birbirinize lakırdı imtihanı oluyorsunuz. Hadi aşağı ininiz, soyununuz, dökününüz adet yerini bulsun. Yangın kulesindeki köşk bekçileri bile yatıp uyudular. Dedikoducuların şom ağızları kapansın. Allah'a şükür. Ne kuyruklu gördük ne sorguçlu. Değil mi ya? Ah, gerçekten sabah olmak üzere. Hani Hale'in kuyruğundan geçecektik? Hani herkes toptan zehirlenecekti? Hale geçip gitti. Ama bana senin gibi eşsiz bir güzel, bir melek armağan edip gitti. Teşekkür ederiz Hale.